Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de ekonomik krizin nedeni AK Parti'nin ta kendisi. AK Parti ekonomiyi berbat yönettiği için, Türk lirası değer kaybettiği, dolar ve avro yükseldiği için hazine bir de kur farkı ödüyor. Sayıştay raporlarına göre 2020 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı krediler için ödediği kur farkı tutarı 16 milyar 230 milyon lira. 2019 yılında ödediği kur farkı tutarı 10 milyar 117 milyon lira. 2018'de ödediği kur farkı tutarı 25 milyar 117 milyon lira. Yani 2014-2020 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı krediler için ödediği kur farkı toplam tutarı 77 milyar 949 milyon lira. Eski parayla 77 katrilyon lira. Ayrıca bu kur farkı ödemelerinin yapıldığı yıllardaki döviz cinsinden karşılığı 18 milyar 505 milyon dolar. Ekonomi bu kadar kötü yönetilmeseydi, Türk lirası, dolar ve avro karşısında bu kadar değer kaybetmeseydi, bu para çarçur edilmeyecekti, hazinede kalacaktı. Bakın, bu parayla neler yapmak mümkündü? Bu parayla 14 adet Avrasya tüneli yapmak mümkündü. Veya 12 adet Osman Gazi Köprüsü yapmak mümkündü. Veya 8 Çanakkale Köprüsü veya 6 Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapmak mümkündü. Sayın milletvekilleri, 18 milyar dolarlık kur farkı tutarının bugün güncel kurla TL karşılığı 277 milyar liradır. Bu para AK Parti tarafından buharlaştırılmasaydı bakın nasıl bir Türkiye mümkündü. 2021 yılının başında asgari ücret 2825 lira değil 5091 lira yapılabilirdi. Veya 2 milyon esnafa koronavirüs sürecinde 136'şar bin lira hibe vermek mümkündü. Veya 6 milyon konut kiracısına elektrik, su, doğalgaz, kira için aylık 3500'er lira yardım yapmak mümkündü. Bu parayla 5 milyon EYT'linin emekli edilmesi mümkündü. Veya 13 milyon emeklinin maaşını aylık 2'şer bin lira artırmak mümkündü. Veya 138 bin atanamayan öğretmeni atamak ve onlara 25 yıl boyunca ödenecek maaşı hazırda tutmak mümkündü. Ve gençler için geleceği değiştirmek bakın ne kadar mümkündü ama yapmadınız. Vatandaşı değil, gençleri değil, yandaşı tercih ettiniz. Bu parayla, bu kur farkı olarak ödenen parayla 500 yataklı 5440 devlet yurdu yapmak mümkündü. Yurtlarda 2 milyon 720 bin öğrencinin barınması mümkündü. Gençleri tarikatların ve cemaatlerin yurtlarından kurtarmak mümkündü. Tüm üniversitelilere aylık 2750 lira burs vermek mümkündü. Yani bambaşka bir Türkiye inşa etmek mümkündü. Değerli milletvekilleri, vatandaş ekonomik krizin altında ezilirken, gençler iş bulamazken, esnaf kepenk kapatırken israfın anıtı AK Parti'nin sarayı lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam ediyor.
Bakın bu elimde gördüğünüz fatura sarayın 30 Mart 2021 tarihinde sipariş ettiği lüks makam aracının faturası. Faturanın adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mercedes S600 Guard aracın fiyatı 474.950 avro. Üzerine %220 ÖTV, %18 KDV eklendiğinde 1.793.000 avro, yani güncel kurla 30 milyon lira. Bu şekilde 3 araç siparişi var, toplamı 90 milyon lira. 2021 yılının başında asgari ücret $385. Bugün açıklanan ücret artışıyla asgari ücret sadece $274. Yani Sayın AK Parti milletvekilleri, 4 işlem bilen herkesin hesaplayabileceği gibi aradaki fark $111. Alım gücü %30 düşen asgari ücretli vatandaş sizin bu oyununuzu ilk sandıkta bozar. Saygılar sunuyorum. Şu andaki ekonomik krizi sebebidir diye ben de bir dakikalık efendime söyleyeyim. Öyle bir usulümüz yok. Normal eleştirilerini yapması, sizde bir sataşma yok. Sataşma AK Parti. Yerinizden bir dakika vereyim sadece. AKP'ye göre efendim, evet. Bir sataşma yok, normal eleştirilerini yaptı. Evet. Sayın Hatip o tespiti şöyle yapsaydı belki haklı olurdu. Kendilerinde devamı olan bir partinin 94 yılındaki asgari ücret tutarını söyleseydi olurdu. AK Parti döneminin asgari ücretiyle yine AK Parti dönemini kıyaslıyor. Bize teşekkür etmiyor ama. Geçmişi kıyaslayacaksa böyle yapacaktı. İki, eğer... Bir şey soracağım. Şimdi söz aldınız da hesap yanlış olsa size kürsüden söz vereceğim. Hesap doğru mu yanlış mı? Onu değil, yanlış. Ya nasıl AK yanlış? AK Parti dönemi içerisindeki başarıyı... Ya bırak şimdi siyaset yapmayı, demagoji yapmayı. Bırak şimdi. Bir dakika, nasıl? Bir dakika. Hesap yanlış mı, doğru mu? Sataşmadan söz vereceğim kürsüden. Hayır, bir dakika yani. AK Parti... AK Parti'yi mi eleştiriyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz AK Parti'yi... Bırakın da AK bir kere ben söyleyeyim. AK Parti'yi eleştireceksiniz. Dolar bazında adam diyor. Dolar bazında. Bir dakika. Bir dakika. Ben ne yaptığımı biliyorum arkadaşlar. Herkes kendi işine baksın. Buyurun. Evet. Açalım. Açalım buyurun. AK Parti'nin başarısı üzerinden AK Parti eleştirilmez. Kendilerinin de iktidarda olduğu dönemde kıyaslarsınız. Zonguldak milletvekilimizin kürsüde söylediklerini bağlamından kopararak ifade etmediği görüşleri atfetmek suretiyle bir sataşmaya neden olmuştur. Çünkü Zonguldak milletvekilimiz kürsüde AK Parti'nin başarısından değil, başarısızlığından bahsetmiştir. Bunun için Deniz Yavuz Yılmaz'a söz istiyorum. Yaptığım konuşmayı bilimsel tespitlerle ve belgelerle birlikte ortaya koydum. Bu belgelere göre diyorum ki konuşmanın içeriğinde, yahu diyorum 77 milyar 949 milyon lira ekonomi berbat bir şekilde yönettiğiniz için kur farkı ödemesi yapıldı kreditör şirketlere diyorum. Buna hiç itiraz etmiyorsunuz. Niye? Bunu çünkü Sayıştay raporu söylüyor. Bugünün ödendiği tarihteki güncel döviz kurlarıyla 18 milyar 505 milyon dolar çarçur edilmiştir, kur farkını ödenmiştir diyorum. En ufak bir itiraz gelmiyor. Buna verecek bir yanıtınız da yok. Gençlerin geleceğini çaldınız diyorum. Burs alamıyorlar, yurtta kalamıyorlar, tarikatlara, cemaatlere esir edildi diyorum. Hiçbir yanıt yok. Ve sadece 4 işlem bilen herkesin hesaplayabileceği asgari ücret farkını dolar bazında ifade ediyoruz ki bunu Türkiye'deki 10 milyon asgari ücretli vatandaş da hesaplayacak. Yahu niye kendinizi kandırıyorsunuz? Onlar da çarpacak, toplayacak. Zaten gidiyorlar, alım gücü %30 düşmüş. Onların gözünün içine baka baka milletin iradesini temsil eden bu mecliste açıkça doğruları hala gizlemeye çalışıyorsunuz. Yahu yapmayın, bari susun, bari sessizce iktidardan gideceğiniz günü bekleyin, daha fazla vatandaşı kandırmaya çalışmayın. 2021 yılının başında asgari ücret $385. Bugün açıklanan ücret artışıyla asgari ücret
sadece 274 dolar. Yani Sayın AK Parti milletvekilleri dört işlem bilen herkesin hesaplayabileceği gibi aradaki fark 111 dolar. Alım gücü %30 düşen asgari ücretli vatandaş sizin bu oyununuzu ilk sandıkta bozar. Saygılar sunuyorum.